Merhaba arkadaşlar Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar 11. sorumuzla kalmıştık ve bugün deneme çözümlerimize başlayalım istiyorum ve numaralanmış eser adları ile özellikle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır diyor 11. sorumuz Göktürk yazıtları nazım biçimi meslemidir alegorik anlatım içerir halk hikayelerinin otok özelliği taşıyan ilk eserdir koşuk, anonim olup nazım nesir şeklinde oluşturmuştur. Kutat Kubili, kopuz eşliğinde söylenen şiirdir. Genç Osman Destanı şeklinde bilgiler verilmiştir. Göktürk Destanı nazım içimi mesnevidir, alegorik anlatım içeri bilgisi doğru. Halk hikayeleri notuk özelliği taşıyan ilk eserdir bilgisi doğrudur. Koşuk anonim olup nazım nesir şeklinde oluşturmuştur. Bilgisi doğrudur. Kutat Bilig'e geldiğimizde kopuz eşliğinde söylenen şiirdir. Bilgisi doğrudur. Dışarıda kalan seçenek ve cümlenin yer aldığı seçenek Edirne'nin esidir. Canlar 12. sorumuza geldik ve 12. sorumuzu hemen okuyalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış vardır? Yunus Emre 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamıştır. Türkçe şiirin öncesi olan ünlü tasavvuf ve halk şairidir. Keskin bir gözlem gücü, derin ve hoşgörü anlayışına sahiptir. Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Divan ve Risaleti Nusi adlı iki eseri bulunmaktadır. Baktığımızda verilen bilginin 4 nolu cümlede yer aldığını görüyoruz. Bilgi yanlış olan. Çünkü şiirinde sadece hece ölçüsü kullanmıştır bilgisi yanlıştır. Arız ölçüsü de kullanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız denizinin D'sidir. Baktığımızda Yunus Emre 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış. Ve Türkçe şiirin öncüsü ünlü tasavvuf ve halk şairi. Keskin bir gözlem gücü var. Derin ve hoşgörü anlayışına hakim. Ve Divan ve Risaleti Nusya adı da iki önemli eseri bulunmaktadır. Evet. Doğru cevabımız baktığımızda burada 4 nolu cümlenin yer aldığı Denizli'nin destir canlar. 13. sorumuza geldik ve bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir deniyor. İyi özün insan bilen var edep öğren edep İ edep erken bilen var edep öğren edep. bu dörtlüğün nazım türü soruluyor a ilahi B devriye c şatiye d nefes e nutuk seçenekleri var kısaca hatırlayacak olursak ilahi neydi devriye neydi işte şatiye neydi nefes neydi nutuk neydi bir bakalım şimdi ilahiler 11 derece ölçüsüyle söylenen şiirlerdir Allah aşkına anlatır a cevap olamaz bir kere Devri ise Allah'tan gelip yine Allah'a dönmeyi anlatan şiirlerdir. Şatiye tasavvuf anlayışını mizah bir şekilde anlatır. Bu da değil cevap. Nefes, Bektaşilik'te özel ezgiyle söylenen şiirlerdir. Nutuk ise tarikata yeni girenlere tarikat adabını öğreten şiirlerdir diyoruz. Ve bunlar öğüt içilir ve bizim şiirimizde de bu özelliği gördüğümüz için doğru cevap Edirne'nin esidir. 14. sorumuza geldik ve bu açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen terimle uyuşmamaktadır bilgisi var. Halk şehrinde aşıkların genellikle son dörtlükte mağdasını söylemesine denir. Tapışırma evet. Düz manenin sonuna aynı kafiye iki dizi daha denek söylenen manileri yedekli mani denir. Doğrudur. Türkülerde tekrarlanan bölümleri denir. Kavuştak bilgisi evet doğrudur. D'de ise şairlerinin şiirini der, e, derledikleri uzunlamasına açan delik kaplı defteri denir diyor divan. Hayır yanlış divan, divan edebiyatında vardır. Sas şairlerinin şiirini derledikleri uzunlamasına açan delik kaplı defteri cönk denir. Doğru cevabımız Denizli'nin D'si. E'ye geldiğimizde ise doğa ve aşk konusunun coşkuyla işlendiği halk şiiri nazım türü güzellemidir. Evet doğrudur. Denizli'nin de ise 14. sorumuzun doğru cevabını oluşturuyor canlar. 15'e geldiğimizde bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Edirne'de doğan sanatçı hayatını Bursa'da geçirmiştir. Şiirlerinden iyi bir medrese eğitimi aldı. Arapça bir parçanın yanında devrin geçerli ilimlerini öğrendi anlaşılmaktadır. Ve o diyor 15. yüzyılda Osmanlı şiirini tesir altına alan ve divan şiirinin gelişmesine önemli rol oynayan büyük bir tanınmış şairlerden biridir. Dizeleri divan şiirinin söz ve anlam özellikleriyle örülüdür. İşlediği konular genel dış dışı olup beşeri aşk konusundaki şiirlerde divanında önemli yer tutmaktadır. Dini ve tasavvuf konulara rağbet göstermeyen şairin Fatih Sultan Mehmet'e sunduğu Kerem ve Güneş Redifli kasidesi en bilinen şiirlerindendir. Bu parçada söz edilen şair hangisi? A. Şehi B. Ahmet Paşa C. Nabi D. Ahmedi Dayı E. Fuzuli Tabii bize verilen bilgilerden yola çıkıyoruz. İpuçlarına baktığımızda. 15. sorumuzda pratik olarak hemen hareket edelim. Edirne'de doğan sanatçı hayatını Bursa'da geçirmiş bilgisi var. 15. yüzyıl diyor sanatçısı. İşlediği konular din dışı ve beşeri aşk konusundaki şiirleri divanında önemli bir yer tutuyormuş. Ve Fatih Sultan Mehmet'e de Kerem ve Güneş redifli kaside sunmuş. Sıkı durun bu sanatçı Ahmet Paşa'dır. Bursa'nın B'si doğru cevabımızı alıştırıyor canlar. 15. sorunuz doğru cevabımız Ahmet Paşa'dır. Evet 16. sorumuza geldik ve bakıyoruz. Hemen içerik özellikleri dikkat alındığında bu beyitlerin aşağıdaki türlerden hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Medet medet bu cihanun yıkıldı bir yanı ecel celalleri aldı Mustafa Han'ı. Tutunduğu mihri cemali bozuldu. Divanı ve vali koydular al ile ale Osman'ı. Geçerler idi geçende o merdi meydanı, felek o canibi döndürdü şahı devranı. Yalancının kuru bühtanı, buzlu pinhanı, akıttı yaşımızı, yaktı narı hicranı. Cinayet itmedi canı gibi anın canı, boğuldu seyli, belaya tağıldı erkanı diyor. İçerik özellikleri dikkate alındığında bu beytlerin aşağıdaki türlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A- Münacat, B- Naat, C- Meti, D- Mersi, E- Tevhid var seçeneklerimizde. Hemen ne yapıyoruz? Kısaca bir hatırlatma yaparız. Münacat Allah'a yakarış oluyor. Naat Hz. Muhammed'i öven şiirler. Mersi'ye ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü anlatan şiirler. Metiye din ve devlet adamlarını övmek için oluşturulan şeyler, Tevhidi Allah'ın birliğini anlatan şeyler. Baktığımızda ecel celalleri aldı Mustafa Han'ı, akıttı yaşımızı diyor, yaktı narı hicranı, cinayet itmedi cani gibi anın, canı dizelerinden Şehzade Mustafa'nın öldürüşü anlatılıyor demek mümkün. Bunun üzerine duyulan da üzüntü anlatılıyor. Bir deniz mersidir, doğru cevabımız denizinin destidir canlar. Hemen şöyle geldik 17. sorumuza. Büyük bir hızla devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye. Ve bu parçada size edilen elemi dönem topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Bir beyanname ile Kuruluşunu deklara eden ilk edebi topluluktur. Sanatı şahsi ve muhterem olarak kabul ederler. Şiirinde aşk ve tabiat temalarını önceleyen grup, Roman ve hikayede realizmin, naturalizm etkisini hareket etmiştir. Dönemin diyor önemli temsilciler arasında Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadir Kara Osmanoğlu gibi isimler var. Ve bu parçada sözü edilen edebi dönem. A- Tanzimat, B- Servet-i Fünun, C- Vecriati, D- Milli Edebiyat, E- ise Cumhuriyet Şu seçenekleri verildi. Şimdi... Sevgili öğrenciler, ben daha önceki videolarımızda fecriati topluluğunu anlatırken buna değinmiştim. Doğru cevabımız e, tabii ki de Ceyhan'ın C'si Fecriati'dir ve Fecriati ne olmuştu? Beyanname ile kurulmuştu. Bir beyanname ile kuruluşunu declare eden ilk edebi topluluktu ve sanat, şahsi ve muhterem diyorlardı. Aşk ve tabiat temalarını önceleyen bir grup ve geriye kalan bilgilerde doğru roman ve hikayede realizm, naturalizm etkisini hareket ediyorlar ve temsilcileri Ahmet Haşim Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimler vardı. Eğer e, anımsamakta zorluk çektiyseniz videolarımızdan da faydalanabilirsiniz. Vurgusunu yapıyorum. Ceyhan'ın C'si de doğru cevabımızı oluşturuyor. Ficriati olacak doğru cevabımız. Evet sevgili öğrenciler videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Anlamadıysanız tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Oynatma listelerinden bunlara ulaşabilirsiniz. Ayşe Hoca Edebiyat öğretiyor. Evet 18. sorumuzdayız ve bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şairin Türkçe Şiirler adlı kitabında yer alan ve Şairlerimiz İstanbul'un dışındaki bir hayattan, Anadolu'dan, Anadolu coğrafyası ve insanı ile onun ızdıraplarından bahseden şiirleri büyük yankı uyandırmıştır. Ve şair açıkça dil anlayışını da ortaya koyuyor ve şiirlerinin bir köylü tarafından anlaşılmasını istediğini açıklıyor diyor. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp, B) Mehmet Emin Yurdakul, C) Faruk Nafiz Çamlıbel e Yusuf Siyah Ortaç, E Orhan Seyfi Orhan olup doğru cevabımız Bursa'nın B'sidir canlar. Mehmet Emin Yurdakol bizim doğru cevabımızı oluşturuyor 18. sorumuzda. Şimdi kısaca bir hatırlayalım. Mehmet Emin Yurdakol Türkçe Şiirler adlı eser onun eseri bir kere. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının en önemli temsilcilerindendir sade dil ve hece ölçüsünü kullandı. Eserlerinde Anadolu ve Anadolu insanı anlatıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa'nın B'si Mehmet Emin Yurdakul. Evet 18. sorumuz da bu şekilde çözüldükten sonra hemen ne yapıyoruz? Diğer sayfamıza geliyoruz şöyle hop diye. Geldik 19. sorumuz karşınızda. Ve bu parçada söz edilen sanatçı kimdir? Soyut şiiri uç noktaları taşıyan şair, dili oldukça zorlamıştır. İkinci yeniciler içerisinde yer alan sanatçı ilk zamanlarda toplumcu gerçekçi çizgiyi daha yakın durmuştur. İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye şarkısı, Köroğlu'nun onun toplumcu gerçekçi şiirlerinden oluşur. 1955'ten itibaren şiir anlayışındaki değişme bağlı olarak Toplumcu gerçekçi çizgiden uzaklaşır. Galile Denizi onun toplumcu gerçekçilikten kopuşunun ifadesi. Ve bu parçada söz edilen sanatçı kimdir deniyor. A. Ece Ayhan B. İlhan Berk C. Cemal Süreya, D. Turgut Uyar E. Edip Cansever Baktığımızda hemen yoğunlaşalım. 19. sorumuzda ipuçlarını yakalayalım istiyorum. Şimdi Dirilen bilgiler nedir? Soyut şiiri uç noktalara taşıyan şair. Dili oldukça zorlamış. İkinci yeniler içerisinde yaralan sanatçı. İlk zamanlarda toplumcu, gerçekçi çizgiye yakın durmuş. İstanbul, Günaydın Yerniz'i, Türkiye Şarkısı, Köroğlu onun toplumcu ve gerçekçi şiirlerinden oluşuyor. Galile Deniz'i yine onun eseri ve onun toplumcu gerçekçilikten kopuşunun ifadesi. Dolayısıyla bu sanatçı İlhan Berk. İkinci yeni içerisinde soyut şiiri uç noktaları taşıyan sanatçıdır canlar. Bursa'nın B'si İlhan Berk doğru cevabımızı alıştırıyor. 19. sorumuzda. Evet bu şekilde cevapladıktan sonra bugünüm, bugün bizim son sorumuza geldik. Bugünkü dersimizdeki son sorumuz 20. sorumuz bizi karşılıyor. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? İslami söylemin temsilcisi olan şair. 1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerindendir. Onun şiirleri imgelerle örülmüştür. Şiirlerinde hem divan edebiyatının hem de halk edebiyatının etkileri görülür. Yalnızlık, hasret, aşk, ölüm ve sonsuzluk temalarını hüzünlü bir üslupla işlemiştir. Yağmur şiiriyle Türkiye Diyanet Vakfı, Nata Şerif Büyük Ödülünü alan şair. Çiçekler üşümesin, yankı, hüzün, aşkım, isyanımdır eserlerinde sahibidir. Kimdir bu sanatçı? Parçada size edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Abdurrahim Karakoç, B. İsmet Özel, C. Seda Umran, D. Nurullah Genç, E. Hüseyin Attansoy. Cevabınızı duyar gibiyim. Duymasam da verilen ipuçlarından bunu hemen yakalayacaksınız canlar. İslami söylemin temsilcisi olan şair. 1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerinden şiirleri imgelerle örülü. Şiirlerinde hem divan hem halk edebiyat etkileri var. Yalnızlık, aşk, ölüm, sonsuzluk temalarını hüzünlü bir üslupla işlemiş. Yağmur şiiriyle Türkiye Diyanet Vakfı Natı Şerif Büyük Ödülünü alan şair. Çiçekler Üşümesin, Yankı Hüzün, Aşkım isyanımdır eserlerinin sahibi. Sıkı durun Nurullah Genç'tir. Nurullah Genç Denizli'nin D'sidir. Ve 20. sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D'si Nurullah Genç'tir. Evet sevgili öğrenciler hemen geçiyoruz zaman. Bugün de sizlerle birlikte 10 sorudan oluşan deneme çözümümüzü gerçekleştirdik. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve o güzel arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.